Sevdiğiniz biri, doktorum ölümcül bir hastalığım olduğunu söyledi, dördüncü evre kansermişim dese, ona nasıl rehberlik edersiniz? Hastalarıma teşhise inanmalarını söylüyorum. Ama tabii geçerliliği kesinleşmişse, çünkü biri size kansersiniz ya da başka bir şeysiniz dese, oradan çıkıp ikinci, üçüncü bir görüş alırsınız. Sonuç kesinse hastasınız demektir. Evet, teşhise inanın ki onunla ilgili bir şeyler yapabilin ama tahmini sözlere inanmayın. Biri size 3 aylık ömrünüz var ya da 6 ayda insanların %60'ı ölecek derse aldırmayın. Bu yıllık hava durumu ortalamasına bakıp sıcaklığı söylemeye benzer. New York'ta yaşıyorsanız ortalama sıcaklık 20 derece ise bu bana şu an kaç derece olduğunu söylemez. Ya da Honolulu'da yaşıyorsanız ve ortalama gelir 60 bin dolarken siz 100 bin dolar kazandığınızda bu belirleyici bir şey olmaz. O yüzden hastalığınızın sonucunu kimse tahmin edemez. Bu durumda neden en iyi ihtimali seçmeyesiniz? İkinci olarak da daha önce bahsettiğim şeyi hatırlayın. Şu anki bilgimize dayanarak genetik mutasyona bağlı hastalıkların %5 oranında olduğunu söylemiştim. Yani bu tür vakaların %95'inde isterseniz hastalığınızın sonucunu değiştirebilecek bir şeyi yapabilirsiniz. Siz katılımcısınız. Benim bu kişiye diyeceğim şey, bu konuda doktorunuzdan daha fazla bilgi edinin olur. Google'dan bakın, Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne bakın derim, PubMed'den bakın derim ve oradaki bütün bilgileri öğrenin. Bazısı olacak, bazısı olmayacak. Siz içgüdüsel olarak mantıklı geleni anlarsınız derim. Her şeyi keşfedin. Zihni, bedeni, tıbbı, spiritüel şifalanmayı, bitki dünyasını, diyeti, yiyecekleri, ilaçları, çevreyi, hayat deneyimi yaratan, aklınıza gelen her şeyi. Hastalığın akut aşamaları için aynı zamanda tavsiyem, mekanik tıp dediğimiz şeyi kullanın. Mesela bir enfeksiyonunuz varsa, çok sayıda bakteri, zararlı bakteri varsa, zatürreyseniz, alın bu antibiyotik sizi iyileştirir derler. Ama ne yazık ki bu sizi iyileştirmez. Enfeksiyona yatkınlığınızı ya da tekrar yakalanma olasılığınızı olumlu yönde etkilemez. Kesin iyilik sağlamaz. Aslında ilaçlar faydalıdır. Ecza ürünleri, terapötik buluşlar, ameliyatlar hepsi de faydalı şeylerdir. Şöyle diyebilirim, %5 ya da akut hastalıklarda belki %10 oranında. Aksi takdirde kronik bir hastalığınız varsa, kanser, kalp hastalığı ya da ölümcül hastalık, bütünsel bir yaklaşım kullanın. Yani zihin, beden, duygular, ilişkiler, duyusal deneyimler, ses, dokunma, görme, tüm bu duyular içinizdeki eczanede dozlar halinde duruyor. Koku terapisi, müzik terapisi, ses terapisi, enerji şifalaması, hatta uzaktan şifalama. Çünkü bu hastalığın bilinçte bir temeli vardır. Terapötik dokunuş, reiki, hipnoz, meditasyon, duygularınızı etkileyen zihin, beden, duygular. Hayatınızdaki her şeyin bununla ilgisi vardır. İlişkiler de dahil olmak üzere iyi bir uykuda. Bu yüzden tahminlere inanmayın. Kendiliğinden gerileyen vakalar var. Kalp hastalığında görmüştük. Şimdi başka hastalıklarda görmeye başladık. En son ölüm korkunuzun ötesine geçin. Böylece ölüm size değil, bir deneyimi oluyor.